İzmir'de cami hoparlör sistemlerine sızarak İtalya'nın partizan marşı olan Çavbella Çavbella şarkısını yayınlayan bir tane kadın yakalandı. Allah'a şükür Banu Öğ denilen bir kadın. Kendisi e, danışmanlık bürosunda müdürlük yapıyormuş. Yani şu hayır mübarek Ramazan gününde yani neyi amaçlayarak bunu yaptı? Neye inanıyor? Ne karaktersiz bir insan. İnsanların diniyle, insanların yani inancıyla oynamak, dalga geçmek ne alaka yani? Gevur musun? Ne olduğun belli değil. İtalya marşını ne diye koyuyorsun? Yani başka bir şey bulamadın. Niye böyle bir terbiyesizlik yapıyorsunuz? Yapıyor böyle terbiyesizliği. İşte şimdi de tutuklandı tabii. Her şey yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ne halt yemek için o Çavbella şarkısını cami hoparlörlerinden yayınlanmış Ortaya çıkacak. Ama bizim burada söylemek istediğimiz CHP mesela. Bir CHP'de böyle bir hani ee, çıkıp da birkaç kişi açıklama yaptı mı ses çıkıyor mu bir hani protesto yapan ya da e, herhangi bir rahatsızlığını dile getiren oldu mu kalan zaman olsa her şeye yani maydanoz olan bu CHP konu din olduğu zaman İslamiyet olduğu zaman tamamen sus oluyor hiç ağzını açmıyor Yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanı çıkıp da bir hani Ramazan günü bir hatim indirdiği zaman bir Kur'an okuduğu zaman kaybetmiş olduğu oyları tabii toplamak istiyor da o yüzden yani Kur'an okuyarak e, dini kullanıyor, dini alet ediyor demesini biliyor. İşte al dinine küfür ettiler, hakaret ettiler. Senin dini değerlerine oynadılar. Niye ağzını açmıyorsun? Geçen 19 Mayıs'ta TRT 1 19 Mayıs Atatürk'ü anma spor bayramında yazmış ki 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı. Yani ne fark ediyor yani? Sadece altına 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı yazmış. Cumhuriyeti kim kurdu? Atatürk. Şimdi 19 Mayıs Atatürk Anma ve Spor Bayramı'na Cumhuriyet Bayramı dedi diye yani bütün CHP'lerin hepsi ağzında sakız yaptılar, yayınladılar. Şimdi TRT'de o programı yani o yazıyı yazan kişilerdeki ne kadar jüri üye o yani bu Bunları tasarlayan tasarımcıların tümü ta genel yayın yönetmenine kadar hepsi soruşturma geçiriyor şu anda. İşlerinden olacaklar adamlar. Sadece 19 Mayıs Atatürk anma ve spor, Atatürk anma değil 19 Mayıs spor bayramı yazsa yetecekti. Sadece 19 Mayıs Cumhuriyet bayramı yazmış. Niye Cumhuriyet Atatürk kurmadı mı? Samsun Atatürk çıkmadı mı? Cumhuriyeti kurdu diye Cumhur Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamıyoruz mu? Cumhuriyet Bayramı bizim değil mi? Ne var yani bir spor bayramı değil de Cumhuriyet Bayramı yazdı diye. Bunu dedi diye bütün CHP'liler hop oturdu hop kalktılar. Sırf bunu TRT yaptı diye Cumhurbaşkanı istifa etsin diye bile dillendirdiler. Bu böyle bir günde Ramazan gününde şu Ramazan arefesi yaklaşırken terbiyesiz bir kadın İzmir'in Cami hoparlörleri ses sistemlerine sızarak halka Çaobella şarkısı İtalya'nın yani İtal ne alaka İtalya'ya? Gavur musun ya? İtalya'nın Çavbella şarkısını dinlettirip saygısızlığı yapıyorsunuz da buna ses çıkarmıyor CHP'de. 19 Mayıs'a ses çıkar diyor. Ya Muharrem İnce? Her gün cuma namazı kılıyordu seçim öncesi. Şimdi CHP'de ses çıkmıyor ya seçim yok ya o yüzden her gün cuma namazı kılardı Muharrem İnce. Her gün cuma namazı kılıyordu. Ne oldu? Niye sesi çıkmıyor? Ya Ekrem İmamoğlu? Seçimlerden önce adam Yasin-i Şerif okuyordu camide ya. Ne oldu şimdi? Niye çıkıp da bir laf, bir iki laf etmiyor? Bu terbiyesizliği, bu saygısızlığı dinimize kim yaptıysa cezasını bulsun demiyor. Çünkü CHP'li, CHP'nin içinden çıktı. CHP'li tarafından birisi yaptı da dinimize küfür ettiler, hakaret ettiler de sus oldular. Onların söyleyip de içlerinden geçirip de dile getiremediklerini o kadın yaptı da o yüzden işte. Bu yüzden sesini çıkarmıyorlar. Peki ya Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs'ta ne yaptı? Anıt kamera önünde, aslan Taş'ın önünde 18 dakika vekillerini bekliyor. Neyi bekliyorsun sen vekillerini? Vekillerini sen sattın ki. Daha önce Meral Meral Akşener'e sattıydın. Şimdi de şey kiralıyorsun e, Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a kiralıyorsun. Vekil kiralamaktan elinde vekil kalmadı ki ne? 18 dakika orada ağaç oldu. Ya şu onu da bakın, onu da Meral Akşener. Bu koronavirüs dolayısıyla hani bir organize yapmamıştı CHP. Meral Akşener FETÖ aklıyla FETÖ Türkiye'deki insanların kılcal damarlarına hitap etmesini çok iyi biliyor. Hem Müslüman kesime, hem de kafir kesime, hem Atatürkçülere, hem Atatürkçülere, hem PKK tarafına her tarafın en en hassas noktalarını çok iyi biliyor. Çok zayıf noktalarını tespit etmiş bu. Şimdi Cumhuriyetçi bir parti olarak CHP'nin yerine bakın hemen Meral Akşener'i organize yaptırıp Anit Kabre'ye gönderttiren e, FETÖ orada bir Atatürkçü kimliği, bir laikçi kimliği, Türkiye'nin Atatürkçülerinin hani e, sempatizanlığına sığınarak kendisini göster öne, öne çıkarmak, kendini ön sıralara çekmek amacıyla 19 Mayıs koronavirüs olmasına rağmen 19 Mayıs'ta Anit kabirde bir organize yaptıttırdı. Meral Akşener'e. Kılcal damarlara oynuyor. Hassas oynuyor. Tam şırıngayı iyi vuruyor adamın damarından. Şırı, hani e, kana göre şerbet derler ya. Aynen çok güzel insanın kanına iyi güzel şerbeti vuruyor. Güzel bir şekilde Meral Akşener'i gönderdi Anit Kabir'e. Orada organizasyonun e, küçük bir organizasyonu yaptırdı. Aa, bunu gören CHP durur mu? Ya Meral Akşener cumhuriyetçi parti değil, laikçi, halkçı değil ki ne? Biz halkçıyız, cumhuriyetçiyiz, atıcıyız. Meral gidiyor da biz gidemiyoruzdan, gidemiyorsak yani bu çok kötü bir imaj olur diyerekten alelacele bir organize yapmaya çalıştı. Koşturarak gitti oraya vekil yok. Vekillerin hepsini kiraya verdi. Hepsi şanında, şöhretinde, zevki, sefasında. Adam 20 dakikada ee, Ankara Büyük Meclis e, Millet Meclisinden Anit Kabre milletvekili getiremedi yanına. Tek başına orada sazan gibi bekledi 20 dakika. Ondan sonra veli babası falan filan geldikten sonra saati gösteriyor. Niye bu kadar geç kaldın? Ankara'da trafik de yok zaten. Araçlar sokağa çıkmıyor. Sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar sokağa çıkmadığı için trafik de boş. Ondan sonra vekiller geldikten sonra taşa yürümeye başladı. Hani e, mesafe bırakarak yürüyecek ya beyefendi birbirleriyle arkada çekişmekten, kavga etmekten artık aslanlı taşa da nasıl gittiler, ne yaptılar, ne ettiler? Hani ondan sonra kamera kapandıktan sonra neler oldu orasını bilmiyoruz yani. Birbirlerine bir girdiler yani ama sonuçta Erdoğan'ı indirmek baş mücadele yani Erdoğan olduğu için asıl mücadele. O yüzden kesinlikle bir orta yolunu bulur bunlar. Geri barışırlar yani. Dövüşürler, kavga ederler, geri barışırlar. sorunu değil yani. Bizim söylemek istediğimiz şu. 19 Mayıs gibi bir organizasyonu yapıp yönetemeyen eline yüzüne bulaştıran bir parti ve lideri koskoca Türkiye'ye nasıl organizasyon yapacak? Nasıl yönetecek? Bu adamlara nasıl oy veriyorsunuz? Bu adam Türkiye'yi yönetmeye layık birisi mi ya? Anıt kabirde sap gibi bekledi 18 dakika. Dinle alaka, dinle imanla zaten alakası yok. Aha dinimize küfür etmişler. Yasin okuyordun, her gün cuma namazı kılıyordun. Ayetül Kürsi'yi en önce sen ezberliyordun. Ne oldu? Hani AKP dinle e, dini kullanarak siyaset yapıyordu, dini sömürüyordu. İşte AKP dini yaşıyor, sömüren sizsiniz. Nasıl? Seçim zamanı, Kur'an, kitap, Allah, başörtüsü falan filan. Seçim bittikten sonra sus pus. En çok dini hakaret eden, dini aşağılayan sizsiniz işte. Ondan sonra da yok muhazafakar kesim, yok dindar kesim, yok sağcı kesim. Sen nasıl alacaksın bunların oyunu? Ya işte adam caminin ses sistemine sızmış senin dinine küfür etmiş, hakaret etmiş. Niye çıkıp Fox TV'de, Tele, Tele, 1'de veyahut da Halk TV'de yayınlar yapmıyorsun? Veyahut da savcılara neden emir vermiyorsun? Ya da e, tarafını niye belli etmiyorsun? Yani açıklama yapmıyorsun. Bu, bu tür suçlar işleyenler cezasız kalmasın diye. Tarafını niye belli etmiyorsun? Niye sen bu olayı destekliyorsun? Halk senin arkandan nasıl yürüsün ondan sonra? İşte dini kullanan sensin. Dini siyasete alet eden kullanan sensin dini yaşayan da AK Parti. Seçim zamanı kullanırsın. Kullanırsın dini. Uyduruktan Yasin falan okursun. Her gün cuma namazı kılarsın. Her gün iftar açarsın. Sabah öğlen akşam günde üç kere. Dini yaşayan da AKP. Ondan sonra da kendi yaptığını AKP'nin üstüne suç olarak